Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in. Min al-ana ila qiyami yevmiddin. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين صلوات بيرون اللهم صل على محمد. Öncelikle bu güzel günü mustazafların ümidi, munci alem, İmam Mehdi aleyhissalatu vesselamın viladetlerini başta rehberimiz, merci taklitlerimiz, Şia alemi ve siz İmam-ı Zaman aleyhissalatu vesselam dostlarına tebrik arz ediyorum. Allah Azze ve Celle hepimizi Mevlamız, sahibimiz İmam-ı Zaman aleyhissalatu vesselamın sevgisi üzerine yaşayıp onun emirleri, buyrukları doğrultusunda hareket eden salih müminlerden karar kılsın. Yüce Allah adaleti gereği her dönemde kullarının sığınacağı, başvuracağı hüccetler var etmiştir. Adem aleyhissalatu vesselam'dan Hatem'e kadar da bu hüccetler devam edecektir. İlk insanın da peygamber olması yeryüzünün hüccetsiz olmayacağına dair bir kanıt ve delildir. Allah Azze ve Celle ilk insanı Adem aleyhissalatu vesselam yarattığında hüccet olarak var etti. Peygamber yarattı onu. Dolayısıyla yeryüzü kıyamete kadar da hüccetsiz kalmayacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den sonra yeryüzünün hüccetleri 12 imamımızdır. Ve dönemimizin ve kıyamete kadar da yeryüzünün hücceti İmam-ı Mehdi aleyhissalatu vesselam'dır. İmam Mehdi aleyhissalatu vesselam tüm insanların ve özellikle Ehl-i Beyt dostları, Şiaların sığınağıdır. İmam Sadık aleyhissalatu vesselam döneminde hanımın birisi perişan bir halde gözyaşlarıyla İmam Sadık aleyhissalatu vesselamın yanına gelerek eşinin, kocasının gurbette, vatandan uzak bir yerde dünyadan gittiğini söyledi. Ve bu duruma çok üzüldüğünü ve bu durumun onu rencide ettiğini bildirdi. İmam aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kocan bizim dostlarımızdan değil miydi? Yani Ehl-i Beyt'in vilayetini kabul edenlerden miydi? Kadın, evet ey peygamberin evladı, sizin şianızdı. Siz Ehl-i Beyt'i kabul ediyordu. İmam aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Bizim vilayetimiz üzerine olan, bu inancı taşıyan birisi asla garip gurbette değil. Nerede olursa olsun bizim vilayetimizin gölgesi altındadır. Bizim sevgi ve muhabbetimizin gölgesi altındadır. O garip değil, o yalnız değil. Hakikatta gerçek gariplik ve yetimlik Ehl-i Beyt aleyhumussalatu vesselam'dan kopmaktır. Hakikatta gerçek zavallılık dönemin imamı olan İmam-ı Mehdi aleyhissalatu vesselam'dan ayrı düşmektir. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam Ehl-i Beyt'i vasfederken şöyle buyuruyor. Hum daimul İslam ve velaicul i'tisam. Onlar, yani Ehl-i Beyt, peygamberin hanedanı
İslam'ın direkleri, sütunları ve halkın sığınaklarıdır. Halkın müracaat edip sığındıkları kimselerdir. Velayet dağlarda, sahralarda insanların yırtıcı hayvanlardan, sıcaktan ve soğuktan korunmak için sığındığı mağaraya denilmektedir. Ehl-i Beyt aleyhümussalatu vesselam hakikatta insanların sığınağıdır. Ehl-i Beyt müminlerin sığınağıdır. İmam-ı Zaman aleyhissalatu vesselam kehvil mustarrindir. Çaresizlerin sığınağı, olmayanların sığınağıdır. Hakikatta mana aleminde masumlar olmaksızın herkes ölüdür. Hayat ve yaşamında masumlar yok ise o hayat ve yaşam ölü bir hayat ve yaşamdır. İnsanın hakiki hayatı döneminin hüccetinin varlığıyladır. Bugün de bizlerin hakiki hayatı İmam-ı Zaman aleyhissalatü vesselamın mübarek vücutları ve mübarek varlıklarıyladır. Gerçek yaşam ve hayat İmam-ı Zaman aleyhissalatü vesselamın da yer edindiği bir yaşam ve hayattır. İmam-ı Zaman aleyhissalatü vesselamın yer edinmediği bir yaşam ve hayat ölü bir yaşam ve hayattır. Emir-ül Mü'minin İmam Ali aleyhissalatü vesselamın tabiriyle yaşayan ölülerdir onlar. İmam-ı Bakır aleyhissalatü vesselam En'am suresi 122. ayet-i kerimenin tefsiri hakkında şöyle buyuruyor. أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ بِهِ فِي النَّاسِ Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdik. İmam aleyhissalatü vesselam bu ayetin tefsirinde şöyle buyuruyor. Ölü iken yürümekten maksat hiçbir şey bilmemektir. Yani cahildiniz. Hiçbir şey bilmiyordunuz. İnsanlar arasında yürüyeceği nurdan maksat uyulan imamdır. Yani biz size uyumanız için halkın içerisinde uyacağınız hüccetler verdik. Masum imam. Karanlık içinde kalandan maksat ise İmam aleyhissalatü vesselam'ı tanımayandır. Döneminin hüccetini tanımayanlardır. Ona tabi olmayanlardır. Hadis-i şerifte şöyle naklolulmuştur. Onun için imam gönderdik. Allah Azze ve Celle yeryüzüne ilk şahıstan başlayıp hüccet göndermiş ve kıyamete kadar da bu hüccetler yeryüzünde devam edecektir. Usul-u Kafi kitabımızda yeryüzü hüccetten yoksun olunmaz adında bir bab açılmıştır. Ve orada 13 tane hadis zikrolunmuştur. Bu hadislerin hepsi yeryüzü imamsız olmaz, yeryüzü hüccetsiz olmaz konularına değinmiştir. لَوْ لَا الْحُجَّ لَسَاخَتِ الْعَرْضُ بِأَهْلِهَا Yeryüzünde hüccet olmaz ise yeryüzü ehlini helak eder. İnsanlar helak olar, yaşayamaz. Yeryüzü insanları helak eder. Ve yine bu hadislerden birisinde şöyle buyuruluyor. İmamın bereketiyle rızıklar veriliyor. Onun varlığıyla yer ve gök sabitlenmiştir. Bu gezegen, bu yıldızlar, bu dünya ayakta durmaktadır. Hepsi birbirini takip etmektedir. İmamın varlığıyladır. Hüccetin varlığıyladır. Yüce Allah imamı halkın bekası ve devamı kılmıştır. Halk yaşamını devam ettirebilmesi için imama ihtiyacı vardır. Mevlamız sahibi zaman aleyhissalatü vesselama ihtiyacı vardır. Dolayısıyla yeryüzündeki hücceti tanımamak dinde delalete sapıklığa düşmektir.
İmam-ı Zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın Gaybeti Kubrasında okunan dualardan birisi de şu duadır. Allahümme arrifni nefseke. Diyoruz ki ey Allah'ım kendini, nefsini bize tanıt. Ey Mabudum kendini bize tanıt. Allahümme arrifni hüccetek. Rabbim sen bize hücceti tanıt. Yeryüzündeki imamları tanıt. Yani emir-el müminin ve evlatlarını tanıt. Fe inneke in lem tuarrifni hüccetek zeleltu en dini. Eğer biz Ali ve evlatlarını İmam-ı Zaman aleyhissalatu vesselam'ı tanımaz isek dinde delalete düşeriz, sapıklığa gideriz. Ve nitekim dünyamızda açık ve net bir şekilde bunu görebilmekteyiz ki Ehl-i Beyt'ten kopanlar, İmam-ı Zaman aleyhissalatu vesselam'dan kopanlar, Ehl-i Beyt peygamber hanedanını terk edenlerin delalete, sapıklığa düştüklerini görmüşüz, duyuyoruz ve okuyoruz. Bunun hepsinin ana nedeni Ehl-i Beyt'ten yüz çevirmeleridir. Allah'ın hüccetinden yüz çevirmelerindendir. Hacı Nesreddin Tusi Tecrid kitabında İmam-ı Zaman aleyhissalatü vesselam hakkında şöyle buyuruyor. Vücuduhu lütfun ve tasarrufu lütfun ahar ve ademuhu minna. İmam-ı Zaman aleyhissalatü vesselamın varlığı bir lütuftur. Allah'ın inayetidir. Onda tasarruf bir başka lütuftur. Ve ondan istifade etmemek ise bizim kendimizden kaynaklanıyor. Bizde de o sorunda. Yani İmam-ı Zaman aleyhissalatü vesselamın bereketinden mahrum olmak bizim liyakatsizliğimizden kaynaklanmaktadır. Belki bizim liyakatimiz yoktur ondan faydalanmaya. İmam-ı Mehdi aleyhissalatü vesselam ne zaman gelecek? Tüm hadislerimizin buyruğu doğrultusunda insanlar layık olduğunda, İmam-ı Zaman'a liyakatleri olduğunda Allah gönderecek hüccetini. Bizler hakikatta İmam-ı Zaman aleyhissalatü vesselam ve Ehl-i Beyt'e marifetimiz kadar istifade edebiliyoruz. Bunların varlıklarından, lütuflarından marifetimiz kadar istifade edebiliyoruz. Kimin marifeti fazlaysa o kadar fazla istifade edebilmektedirler. Onlar da Ehl-i Beyt aleyhissalatü vesselam da İmam-ı Zaman aleyhissalatü vesselam da bizlere teslimiyetimiz kadar lütuf ve inayet etmektedirler. Onlara olan iman, itikat, teslimiyetimiz doğrultusunda bize inayet etmektedirler. Bize lütufta bulunmaktadırlar. Emir-ül Müminin İmam Ali aleyhissalatü vesselam bazen bir takım ashabını birkaç gün görmediğinde özlüyordu. Onları yad ediyordu. Hatta Ehl-i Beyt imamları davet ediyordu. Nerede kaldı? İki gündür filanıyı göremiyorum. Arzuluyordular. Nahl, Emir-ül Müminin İmam Ali aleyhissalatü vesselamın ashablarından birisiydi. Sessizce her gün Emir-ül Müminin'in namazına gelip katılırdı. Arkasında namaz kılıp giderdi. Bir gün hastaladı. 2-3 gün hastalığından dolayı camiye, mescide gidemedi. Emir-ül Müminin İmam Ali'nin namazlarından, feyzinden istifade edemedi. 3. gün eşine şöyle dedi. Getir elbiselerimi giyinip İmam Ali'nin namazına gideyim. Mevlam'ın kokusunu özledim. Emir-ül Müminin'in kokusunu özledim. Tabiri caizse zar zor namaza gitti, mescide girdi, cemaat namazının en sonunda durdu, namazını kılıp hemen ayağa kalkıp giderken ön taraftan Emir-ül Müminin ey Nahl dua oku, duadan sonra gidersin diyor. Arz ettim ya Emir-ül Müminin, nereden tanıdınız beni? Emir-ül Müminin şöyle buyurdu: ey Nahl,
Biz sana koku gönderdik. Biz sana davetiye gönderdik. Sen geldin, bizim arkamızda, burada, bizim safımıza katıldın. Ehl-i Beyt aleyhissalatu vesselam dostlarını arzuluyordu. Onları görmediğinde onların hasretini çekiyordu. İmam-ı Zaman aleyhissalatu vesselam da bizleri arzuluyor mu? Acaba İmam Mehdi aleyhissalatu vesselam da bizleri arzuluyup hasretimizi çekiyor mu? Ya da biz onu görmeyi ne kadar arzuluyoruz? Emir el-Mümininin dostu Nahl gibi 3 gün dayanamadı. Getir Ali'nin kokusunu özledim. Gidip Ali'nin arkasında namaz kılayım. Acaba biz ne kadar İmam-ı Zamanımızı görmeyi arzuluyoruz? İmam Mehdi aleyhissalatu vesselamın lütfu ve inayeti 2 şekildedir. Bir, has ve özel lütuftur. Bu marifet ehli olanlaradır. Ehl-i Beyt'i hakkıyla tanıyanlaradır. Salmanlar, Miktatlar, Ebu Zerler, dönemimizin fakihleri, rehberimiz Ayetullah Sistani ve diğer merci taklitler gibi. Bunlar hakkıyla İmam-ı Zaman'ı tanıyorlar. İmam-ı Zaman'ın bu has ve özel lütfu, inayeti bunların üzerinedir. İkinci lütuf ve inayeti ise geneldir. Herkesi kapsamaktadır. Dost ve düşman. Fark etmiyor. Bir Vahabi de, bir Nasibi de, bir Ataisi de, bir Mesihi de, bir Müslümanı da, gayrimüslümanı da. Herkesi kapsamaktadır bu genel inayeti. Bizler hangi sınıfa girmekteyiz? Marifetimiz doğrultusunda İmam-ı Mehdi aleyhissalatu vesselam'dan istifade etmekteyiz. Allah'ın da rahmeti has ve geneldir, rahmettir. Has rahmeti müminlerin üzerinedir. Genel rahmeti nedir? Yağmur gibi, oksijen gibi, bu dünyamızın ayakta durması gibi. Yağmur yağdığında herkes istifade ediyor. Artık yağmur ayırt etmiyor. Bu mumindir, bu gayrimumindir ayırt etmiyor. Bu Müslümandır, bu gayrimüslümandır ayırt etmiyor. Herkes istifade etmektedir. Önemli olan Allah'ın has rahmetine girmektir. Önemli olan Ehl-i Beyt aleyhissalatu vesselamın, İmam-ı Zaman aleyhissalatu vesselamın has ve özel lütuf ve inayetine mahzar olmaktır. İmam-ı Zaman aleyhissalatu vesselam geldiğinde yeryüzünü adaletle dolduracak, gizli ve aşkar adaletle dolduracaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem İmam-ı Mehdi'den söz ettikten sonra şöyle buyurdu. يَمْلَوْ الْاَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِعَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا Mehdi yeryüzünü eşitlik ve adaletle dolduracaktır. Zulümle, adaletsizlikle dolan bir dünyayı adaletle dolduracaktır. Ayetullah Fatminiya hadisi şöyle tefsir etmiştir. Çok güzel, ince, hassas noktaya değinmiştir. Gizli ve aşkar adalet. Kıst, hadiste geçen kıst kelimesi, yani eşitlik kelimesi, aşkar, herkesin göreceği bir adalettir. Örneğin 4 tane elma var, 4 kişi var, heresine bir tane paylaştırıyorsun. Eşit bir şekilde bunu taksim ediyorsun. Buna aşkar adalet, gıst kelimesi kullanılmaktadır. Adlen, adalet kelimesi gizli adalettir. Yani 4 tane hasta var, her birisine ayrı ayrı muamele ediyorsun. Birisine pilav yediriyorsun, birisine yağlı veriyorsun, birisine tuzlu veriyorsun, birisine etsiz yemek veriyorsun. 4 hasta aynı odada, aynı atmosferi paylaşıyor ama ayrı ayrı yiyecekler veriyorsun. Buyurur, bu ise gizli adalettir. Tam da burada Emir el-Mümininin adaletine bu insanlar sabır edemedi, tahammül gösteremediler. Ehl-i Beyt'in adaletini, bu şeklini kabul edemiyor dünya. Niye Emir el-Mümininini kabul etmediler? Sadece bu adaletinden dolayı.
Mesih-i yazarın tabiriyle Ali'yi adaleti öldürdü. Yoksa kimin ne işi vardı Emir-ül Mumininden? Adaleti öldürdü Ali'yi. Bizler de bu adalete hazır mıyız? Hazırlığımızı gördük mü? İmam-ı Zaman aleyhissalatü vesselam geldiğinde bir odada oturup herkesle bir arada olduğunda, herkese ayrı ayrı muamele ettiğinde bunu kabullenebilecek miyiz? Hiç kalbimizi yokladık mı? Bu hazırlığımız var mı? Allah'ım gönder hüccetini diyoruz. Bizim hazırlığımız var mı? Geldiğinde ne olacak? Geldiğinde onun gizli ve aşkar adaletine tahammül edebilecek miyim? Bu iman, itikat, bu itikat ve inanca sahip miyim? Bir grup İmam Zafer Sadık aleyhissalatü vesselamın yanına geldiler. İmam aleyhissalatü vesselama Gaybet-i Kubra'da İmam-ı Zaman aleyhissalatü vesselamı görmedikleri bir dönemde vazifelerinin ne olduğunu sordular. İmam aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. O günün belalarından, afatlarından, fitnelerinden korunmanın yolu فَلْيَتَّقِلَّهَ عَبْدُونَ takvalı olan, Allah'a itikat inancı olan, Allah'tan korkan kişiler vel yetemezsek bir dini ve dinine sarılanlardır. Bu iki özelliğe sahip olanlar Gaybet-i Kubra'daki fitne ve fesatlardan korunacak. Takvalı olanlar, dine sarılanlar. Ehl-i Beyt aleyhissalatü vesselamın itikat ve inancına sarılanlardır. İmam-ı Zaman aleyhissalatü vesselamın ziyaretnamelerinin birisinde şöyle okuyoruz. Esselamu aleyke ya nurallahillezi yehtedi bihil muhtedun. Selam olsun sana ey Allah'ın nuru ki onun vesilesiyle hidayet olanlar yolunu buluyor. Önemli bir cümledir. Çok hassas bir cümledir. Selam olsun sana ey Allah'ın nuru. İmam Zaman Allah'ın nurudur. Ve o nurun vesilesiyle hidayet olanlar yolunu buluyorlar. Sırat-ı mustakim, doğru yol İmam Zaman aleyhissalatü vesselamın nuruyla bulunmaktadır. Yehtedi fiili muzaredir. Yani devamlılık içermektedir. Bu nur devam edecektir. Kıyamete kadar devamlılığı olandır bu. İmam-ı Zaman aleyhissalatü vesselam devamlı Allah'ın nurudur. Belirli bir dönem için değil, devamlı. Kıyamete kadar Allah'ın nurudur ve kıyamete kadar da ona tabi olanlar hidayet olacaktır. İmam Mehdi aleyhissalatü vesselamın nuruna sarılanlar hidayet olacaklardır. Hidayete doğru yola gireceklerdir. Buna göre tüm hidayet olanlar İmam-ı Mehdi'nin bereketiyle hidayet olmaktadırlar. Çünkü o devamlı Allah'ın nurudur ve o nur var olduğu sürece insanları, hak talep peşinde olanları, hak arayışında olanları hidayet edecektir. Bugün de İmam'ın nuru mevcuttur. Dünyamız İmam'ın nuruyla ayakta durmaktadır. Alıcısı ve kapasitesi olanlar o yüce şahsiyetin nuruyla faydalanmaktadır, istifade etmektedir, doğru yolu bulmaktadır. Bugün sahip olunan tüm hayır ve hidayetler İmam-ı Zaman aleyhissalatü vesselamın bereketiyledir. Allah Azze ve Celle bizleri İmam-ı Zaman aleyhissalatü vesselamın nurundan, bereketinden istifade eden salih mümin kullarından karar kılsın. Bizleri İmam-ı Zaman'a layık şialardan, dostlardan karar kılsın. Bizleri İmam-ı Zaman'ına tabi olmuş salihlerden karar kılsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.